arkadaşım sana bir sürprizim var. Kesir problemleri işleyeceğiz ama bir şey itiraf edeyim. Kesir problemi diye bir problem türü yok aslında. Aa nasıl yani hocam? Ya kesir problemi dediğimiz aslında bildiğimiz sayı problemleri tamam mı? Her şeyle tıpa tıp aynı. Sadece içerisinde kesirler kullanıyoruz. Hepsi bu. Şimdi o yüzden yeni bir konuyu öğreniyormuş gibi düşünmeyeceksin. Sadece kesir problemlerinin tüyolarını verip soru çözeceğim. Tabii ödev de vermem lazım. Ödevsiz olmaz. Önce çıtır çerez problemler arkadaşlar. Kolay başlangıç yapıp buradan pratik yapıp tememizi atıyoruz. Sonra problem çözücü. ÖSM formatında problemler var. Orta ve üst seviye problemler var. Buradan da kendimizi geliştiriyoruz. Yani bu başlatır, bu geliştirir. Tamam. Hadi bakalım şunları da kaldıralım ve başlayalım. Şimdi kesir problemlerinde şöyle cümleler duyacaksın. İşte bir şeyin 1 bölü 2'sinin 3 bölü 5'inin kalanının 2 bölü 3'ünün cart cart bir şeyler sallıyor. Burada arkadaşlar iki yöntemimiz var. Birinci yöntem şu. Bilinmeyene x diyebilirsin. Tamam mı? x dedikten sonra o x'in 1 bölü 2'sini bulursun. Yani x bölü 2. O nasıl bulunuyor? x'i 1 bölü 2 ile çarparak. Sonra işte bundan bunu çıkarırsın. Kalanını bulursun. Kalanın bir daha 3 bölü 5'ini bulursun. Falan fistan. Bu amele yöntemi. Biz onu yapmayacağız. Peki nasıl yapacağız? Şöyle. Biz x demeyeceğiz. Daha büyük bir x diyeceğiz. Şuradaki 2'ye... 3'e pardon 2'ye 5'e ve 3'e bölünebilen bir x'in katsayısını kullanacağız. Bak Payda da ne var? 2. Demek ki bu sayı 2'ye bölünmeli. 5'e bölünmeli. 3'e bölünmeli. 2. 5 ile çarp 10. 3 ile çarp 30. Ben 30'un katı bir bilinmeyen seçersem işlemlerim daha kolay olur. Dolayısıyla 30x seçeceğim. X değil 30x. Böylece 30x'in 1 bölü 2'si ne olur? 15x olur. Bulması kolay olur. Sonra işte 30x'in 3 bölü 5'i ne olur? Bak 30x çarpı 3 bölü 5'ten hızlı ve kolay bulursun. 5'e böl 6. 6 kere 3 18. 18x gibi. He, demek ki en önemli tüyo neymiş? Bilinmeyene x demektense buradaki paydaların bir katını vererek bölme işlemlerini hızlı ve kolay yapmak. Hemen bir uygulama örneğiyle göstereyim. Bir yolun 2 bölü 5'i gidiliyor. Tamam. Başlangıçtaki yolun 1 bölü 10'u daha gidilirse geriye 80 metre yol kalıyor. Buna göre yolun tamamı ne kadardır? Yolun tamamını x diyebilirdim ama bir şey öğrendim değil mi? 5'e ve 10'a bölünecek. 5 ve 10'un bir ortak katı 10 olabilir değil mi? 10x seçebilirsin en kolayı. İkisinin ortak katıdır çünkü kek. Okay. 10x seçiyorum yolu. Peki bu yol. Yolun 2 bölü 5 ile gidilirse hemen diyorum ki 10x'in 2 bölü 5'ini bulayım. 2 bölü 5 ile çarpıyorum. 5'e böl 2 yapar. 2 kere 2 4x'e çarp 4x. 4x gidildi. Bak gidilenle kalanı birbirine karıştırmayın. Kalan da 6x. Peki Başlangıçtaki yolun 1 bölü 10'u daha gidilirse 10x'in 1 bölü 10'u ne yapar? X. X daha gidilirse 4x gidilmişti. X daha gidilirse ne oldu? 5x gidildi. Bunları karıştırmıyoruz. Özellikle yazıyorum. 5x gidildi. Ee, gidilirse geriye 80 metre yol kalıyor. Heh. Şimdi şöyle düşün. 10x yolun vardı. 5x'i gidilmiş. Yani 5x gidildi. Ne kadar kaldı? 5x. E kalan yola 80 kilometre diyormuş. Yani 5x 80'dir. Bu kadar basit. 5x 80 ise böl 5'e. x 16'dır hocam. Harika. X16 yolun tamamı kaç kilometredir? Biz X'i bulduk daha dur. Yolun tamamını bulmadık. Yolun tamamı 10 X'te. Yani 10 çarpı X neydi? 16. 10 çarpı 16'dan 160. Yapıştır. Meseleyi anladınız mı? He, güzel. Kat doğru verirsek işlem daha kısa ve daha hızlı sürüyor. Bunun diğer yöntemi neydi? Yola X demekti. İşte 2x bölü 5'i gidilirse 3x bölü 5 kalırdı. İşte x bölü 10 daha gidilirse onları toplayıp kesirlerle işlem yapmaktansa daha basit bir yöntem bulup bir miktar fındığın önce 1 bölü 3'ü sonra da kalan fındığın 1 bölü 2'si yenmiştir. Heh. Şimdi fındık miktarına ne diyeceğim? Yine x demiyorum. Bir 3'e bölecek, bir 2'ye bölecek. 3 ve 2'nin ortak katı nedir? 6x. Fındık diyorum ki sen 6x'sin. Başlangıçta bu kadar fındığım var. Önce 1 bölü 3'ü yeniyor. 6x'in 1 bölü 3'ünü buluyorum. 1 bölü ile çarparak buluruz arkadaşlar. Çarpalım. 6x bölü 3 yapar. Yani 2x. Bakın bu ne oldu? Ee, yendi. 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 Yenildi yani. Yen... <laughs> Yazamadım. Yenildi işte anladınız siz. Şimdi 6x'ten 2x yediğime göre ne kaldı? 4x kaldı. Sonra kalanı buluyorum. Sonra kalan fındığın 1 bölü 2'si yenmiştir. Arkadaşlar 1 bölü 2 ne demektir? yarısı demektir değil mi? 2x yenildi. Şimdi tekrar yeni kalanı bulalım. 2x kaldı. Her zaman yeni kalanı bulun. 2x en son kaldı. Eğer 5 fındık daha yenirse tüm fındıkların 5 bölü 6'sı yenmiş olacaktır. Heh. Şimdi en son 2x kalmıştı ya. Diyor ki bundan sen 5 fındık daha ye. Ne kalır? 2x eksi 5. Bak 5x demiyoruz. Eksi 5 tane 5 fındık yendi. Kalan fındık bu. Tüm fındıkların 5 bölü 6'sı yenmiş olur. Arkadaşlar 5 bölü 6'sı yendiğine göre ne kadarı kalır? Yani 6'da 5'i yenmiş. Zaten 6x vardı. Demek ki 5 xi yenilmiş. X kalmış değil mi? Buradan ters anlıyorum. Sen 6'da 5'ini yediysen 6'da 1'i kalmıştır. Tamam bu da kalan değil miydi? Evet en son kalan 2 xten 5 tane de adı 5 tane daha yedim. Bu son kalan. Son kalan işte x bölü 5'miş. Pardon x bölü 6'ymış. Çünkü 6'da 5'i yendiğine göre kalan 6'da 1'idir. O da nasıl e, yapılır? Aa bir dakika hocam 6'da 1 zaten x'tir. Elimizde 6x vardı. Özür dilerim pardon burayı yanlış yazdım. Burayı tekrarlayayım karıştırdığım gibi. 6 parçadan 5 parçası yenmiş olursa 6 parçadan 1 parçası kalmış olur. Bizim fındığımız 6x zaten. 6 xten 5x yendiğine göre 1x kalmış olur. Yani bu x'e eşit olmak zorunda. Şimdi burada ne yapıyorum? Tabii ki 5'i karşıya atıyorum artı diye. Bunu buraya eksi de yatıyorum. 2x'ten eksi çıkardım. x oldu. x'i 5 buldum. X5 ise benim başlangıçtaki fındığım 6X'ti. Yani 6 kere 5, 30 fındık varmış başlangıçta. Anladık mı? Anladık hocam. Şurayı biraz uzattım, karıştırdım gibi ama umarım anlamışsınızdır. Mesele neydi? 6'da 5'i yendiğine göre 6'da 1'i kalmış demektir. Bu kalır. 6'da 1'i de zaten X yapar. X'e eşit olmak zorunda. Buradan yaptık ve çözdük. Heh. Şöyle bir sözel soruya gelelim. Yani ee, tamamen soyut bir soru. Bakın. Yandaki şekilde özdeş iki kolonya şişesi verilmiş. Birbirinin aynısı. Şekil 1'de kolonya şişesinin 1 bölü 2'si doluyken ağırlığı x gram. Şimdi yarıya kadar bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim var. 3 birimi dolu. Ve bunun ağırlığı toplam x. Şekil 2'de kolonya şişesinin 1 bölü 3'ü doluyken 6 parçadan 2 parçası dolu. Tekrar tartıldığında şişenin ağırlığı bu sefer y gram geliyor. Ben buradan nasıl denklemler yazacağım ve sonra X ve Y arasındaki ilişkiyi şuradan bulacağım. Ama şişe tam doluyken X ve Y cinsinden değerini bulacağım. Onu istiyormuş benden. Diyor ki şişeyi tam doldurursan X ve Y türünden nasıl ifade edersin? Bir dakika diyorum. Birinci şekilde nasıl bir çıkarıma ulaşacağım? Şu ağırlık x gramsa arkadaşlar bu ağırlığın içinde bir bu cam şişenin kendi ağırlığı var. Bir de içindeki sıvının ağırlığı var değil mi? Kolonyanın ağırlığı. Evet. O zaman diyorum ki şişenin ağırlığına yani camın ağırlığına şey diyeyim. Şişenin ağırlığı artı İçindeki kolonya tam dolu olduğunda bir kolonya K olarak temsil edilsin. Yarısı dolu olduğunda K bölü 2'dir. Şişe ve kolonyanın yarısı dolu olduğunda ağırlığı X'miş. Eşittir X. Güzel. Peki buradan nasıl bir şey çıkardım? Yine şişenin ağırlığı var. Ş artı. Bu sefer kolonyanın bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'da ikisi dolu. 6'da 2 demek 1 bölü 3 demektir değil mi? Kolonyanın bu sefer 3'te 1'i dolu. K bölü 3. Bunun ağırlığın toplamı da Y oluyor. Ben ilk başta bu iki denklemi üretmeliyim. Ürettik hocam. Şimdi ne olacak? Bak şimdi şöyle yapalım. X ve Y cinsinden değerlerini soruyor. Ne yapayım ne yapayım? Tabii ki taraf tarafa yok etmeyle birini ortadan kaldıracağım. Şişeyi kaldırmak daha kolay. Fark ettiniz mi? Evet. Şu alttakini eksiyle çarpın. Bakın yukarıdakini aynen yazıyorum. Şişe böyle K bölü 2 eşittir X. Aşağıdakini eksiyle çarpıyorum. Eksi şişe. Eksi K bölü 3. Eksi Y. Ve taraf tarafa topluyorum. Bunlar birbirini götürür. Şimdi K bölü 2'den Eksi K bölü 3 yapacağız. K bölü 2'den K bölü 3'ü şurada hızlı bir şekilde çıkarayım. Bunu burada yapayım ki aşağısı karışmasın. 3 ile genişlet. 2 ile genişlet. 3K eksi 2K K yapar. 3 kere 2 6. K bölü 6 gelir. Buradan K bölü 6 eşittir. Burada ne var? X eksi Y. Eksi Y. Y. Bu bölü K'yı pardon göremediniz değil mi burayı? Hemen şöyle düzelteyim. Bölü 6'yı karşıya çarpı olarak atın. K eşittir. 6X eksi 6Y. Vay. Yani kolonyanın tam doluyken ki kolonya ağırlığının X ve Y türünden değerini buldum. 6X eksi 6Y'miş. Peki şimdi ne olacak? Olacağı şu. Bunu götür denklemlerden herhangi birinde yerine yaz. Şişenin ağırlığını da X ve Y türünden bul. Mesela şurada yerine yazacağım. Ama yer yok. Tabii ki çok kolay. Hemen yandan kağıt alırım. Şimdi şişe, ş artı, K bölü 2. Arkadaşlar kolonya 6X eksi 6Y ise kolonyayı 2'ye bölersem Kolonyanın yarısı. Burayı da 2'ye bölmem demektir. 6x'i 2'ye böl. 3x. 6y'yi 2'ye böl. 3y. Heh. Kolonyanın yarısı da 3x-3y olur. Yani bunun yerine 3x-3y yazarım. Eşittir x. Tabii ki bunların hepsini karşıya zıt işaretle yolluyorum. Eksi ee, 3y artı 3y diye geçer. Eksi 3x-3x 2i -3X diye geçer. E burada bir x var. Eksi 2x oldu. Tamam. Şişenin ağırlığında x ve y türünden buldum. Neyi soruyor? Şişe tam dolu iken ağırlığının x ve y türünden değeri. Şişe tam doluyken ş artı k yapar. Bana bunu soruyor. E ş'ninkini biliyorum. 3y eksi 2x E k'ninkini de biliyorum. 6x eksi 6y E bunları toplarsam x'ler 4x yapar. Eksi 3y yapar. İnşallah şıklar da var. Yapıştır. İşte bu kadar. Anladık mı? Heh anladık hocam. İşte biraz biraz diyorsunuz. Evet. Önemli olan şu iki denklemi yazmaktı. Sonra buradan K'yı üretip yerine koyup şeyinin de X ve Y türünden değerini bulup olayı çözmekti. Buraya bakalım. Bir koşucu koşmaya başladıktan sonra her bir dakika sonra bir önceki dakikada koştuğu mesafenin 3 bölü 5'i kadar eksik mesafe koşuyor. Aa, yani diyelim 100 koştu. 100'ün 5'te 3'ü nedir? Ee, 60'tır. İlkinde 100 koştuysa diğerinde 60 eksik koşuyor. Yani 40 koşuyor. Şöyle düşünelim. Bunu önce anlamaya çalışıyorum. Bakın sorunun verilen bilgisini iyi algılayayım. Bir önceki dakikada koştuğu mesafenin 5'te 3'ü kadar eksik mesafe koşuyor. O zaman 5'te 3'ü kadar eksik koşuyorsa aslında 5'te 2'si kadar koşuyor demek istemiş bu. Cümleyi tersten okumuş bana. Şöyle diyebilir. Bir koşucu her bir dakika sonra bir önceki koştuğu mesafenin 2 bölü 5'i kadar koşuyor diyebilirdi. 3 3/5 kadar eksik koşuyor demektense. Anladınız mı? Tamam hocam. Buna göre 4. dakika içinde koştuğu mesafenin 2. dakika içerisinde koştuğu mesafeyi oranı kaçtır? Ben diyorum ki bu koşucu şöyle koşsun. Tamam buradan buraya koşsun. Seçeceğim yola x demiyorum yine. Neden? 5'e bölünebilen bir sayı seçeceğim. 5x olabilir, 25x, 125x, 625x gibi bir şey. Sonra her seferinde bir dakika, iki dakika, 3 dakika, 4 dakika koşacağı için 4 defa ben bunun 2 bölü beşini bulacağım. Yani ben 5'i aslında 4 defa böleceğim. Dolayısıyla sürekli beşe bölünebilen bir sayı seçeyim diyorum. Beşin büyük bir kuvvetini seçeyim. Ne seçeyim mesela? 125 x acaba işimi görür mü? Hı? Deneyeyim. Yol 125 x olsun. Çok da büyük seçmeyeyim. Tamam. Ne diyor? Bir koşu... Tamam. Şöyle yapıyor. Pardon. İlk dakikayı birinci dakika, ikinci dakika, bu üçüncü dakika, bu da dördüncü dakika olsun. İlk dakika 125 x koştuğunu varsayıyorum. Peki, bir sonraki dakika bunun 3 bölü 5 kadar eksik koşacağına göre aslında 2 bölü 5'i kadar koşacak. 125'in 2 bölü buluyorum. Hemen 125'i 2 bölü 5 ile çarpıyorum. Tabii x'i de var. 5'e böl 25, 2 ile çarp, 50x. Evet. Arkadaşlar, 2 bölü 5'i kadar koşacağına göre 125'in bir sonraki koşacağı miktar 50x'tir. 125x'ten 50x'e koşu mesafesi oluştu. 50x'in 2 bölü 5'ini bulayım. Hemen 50x çarpı 2 bölü 5'ten 5'e böl 10 20x. Burada da 20x koşuyor. Sonra 20x'in 2 bölü 5'ini buluyorum. 4 8x. Burası ne oldu? 8x. Dördüncü dakika içerisinde koştuğu mesafe 8x. 2. dakika içerisinde koştuğu mesafe 50x'e. X'ler gider. Bölü 2'ye 4 bölü 25. Yapıştır B şıkkına. Anladık mı? Anladık hocam bir numarası yok. Siz şunu bileceksiniz. Bazen cümle tersten okunmuştur. 2 bölü 3 bölü 5'i kadar eksik koşuyor demek aslında 2 bölü 5'i kadar koşuyor demektir. Bunu anlarsan sonra her sayının 2 bölü 5'ini bulursun. Tabi şuna dikkat edeceksin. Mesafeyi sürekli 5'e bölünecek şekilde ayarlarsan işin daha da kolay olur. Güzelmiş. Fırlat ve devam et. Gelelim bir öncüllü soruya. Bakalım burada işimiz neymiş? Bir ipin bir ucundan uzunluğunun 2 bölü 5'i kadar kısmı kesilip atılıyor. Daha sonra kalan ipin diğer ucundan 1 bölü 3'ü kadarlık kısmı da kesiliyor. Buna göre ifadelerinden hangisi doğrudur? İpin orta noktası ipin bir bölünün kadar kaymıştır. İpin uzunluğu 60 santim ise orta nokta 6 santim yer değiştirmiştir. Falan filan. Diyorum ki bu ipin uzunluğu ne olsun? İlk başta buna karar vereyim. Bak 5'e ve 3'e bölünecek. Dolayısıyla 3 kere 5 15. 15 x olsun. Ama 15x'in yarısı 7,5'tur ya. İpin orta noktasını bulacağım ya. 15x'in 3'ün ve 5'in katı olan 15'in bir katını daha alayım. 30x alayım daha temiz olsun. İp 30x. Şimdi 30 da 3'ün ve 5'in katı. Sıkıntı yok yani. Aynı yere varacağız. Bunun şu an orta noktası neresi? Tam 15x. Orta nokta sorularında bilgi şudur arkadaşlar. İpten ne kadar keserseniz orta noktanın yarısı kadar kayar. Anladık? Yani şöyle. Diyelim 10 santim uzunluğunda bir ip var elinde. Orta noktası 5'tir. Sen bundan 2 santim kestin ya. İpin uzunluğu ne oldu? 8. Orta nokta ne olur artık? 4 olur değil mi? Yani bakın 5'ten 4'e 1 santim kaydı. 2 santim keserseniz 1 santim orta nokta kayar. Ana bilgi budur. Ne kadar kestin yarısı kadar kayma olacak. İpin orta noktası ipin 1 bölü ona kadar kaymıştır. He, daha kesmelerimizi yapmadık. İpin ucundan uzunluğunun 2 e, bölü 5'i kadar kısmı kesilip atılıyor. Arkadaşlar 30'un 2 bölü 5'ini bulalım. 2 bölü 5 ile çarpıyorum. 5'e bölü 6 ee, 6 kere 2 12. 12'lik kısmı kesilip atılsın şimdi. Şurası 12 olsun. Kes at. Tamam. Atılıyor. Daha sonra kalan ipin diğer ucundan 1 bölü 3'lük kısmı kesiliyor. Kalan ip ne kadar? 32 tane 12 çıkarın. 18 x kaldı. 18 x'in 1 bölü 3'ünü bulun. 3'e bölü 6. 1 ile çarp 6. 6'yı kes at. Ee, 6x kesilip atıldı Şurası ne oldu şu an 12x oldu bakın gittikçe düşüyor Artık burası 12x bu uzunluk 12x Aslında biraz çorba oldu burası değil mi Neyse anladın siz onu burası 12x Benim yeni orta noktam nedir <laughs> Bu 12x'in tam ortası 6 birim Şimdi şuradan ve şuradan 6 birim geleceğim 12'den 6 gidersen 18'e varırsın ee, Dur bunu nasıl anlatayım Buradan 6 geldim 6 daha geldim 12'deyim Buraya 3 birim var. Heh tamam. Bakın arkadaşlar. Burası 12 birim ya. 12x Şu 15 kafanızı karıştırıyor olabilir. Şu an kafanızı karıştırmayayım. Bunun tam orta noktası şurası. Burada da 6 olacak. Burada da 6 olacak. Peki baştan itibaren kaçıncı santim? Şimdi şurası 6. 6'da bu başta vardı. 6-12 Burası 12x'inci nokta. İlk başlangıçtaki göre yere göre. Şu 12 x'ten bahsetmiyorum. Yani başlangıç itibariyle 1'den 30'a kadar değerler verirsen burası 12'ye denk gelir. Şuradan itibaren 12'ye denk gelir. Baştan itibaren ne kadar gelir? Aralarında 10 e, fark var. Bir dakika. 18'e denk gelir. 18x. Burası biraz çorba oldu. Şuraya baştan çiziyorum. Bak. Tekrar. Bura 1. Bura 2. Bura 30. İlk başta orta nokta 15'teydi. Buradan 12 kestin attın. Bak 12 kestin attın. Buradan 6'yı kestin attın. 12'den sonra 6'ya kadar burada tabi. E, tabii Altı kestin attın aslında burası 24 olur. He, iki taraftan da birden başlayarak der verdiğim için kafanız karışmış olabilir. 24. 12 ile 24 arasındaki fark 12'dir. O zaman 6 birim geleceğim. 12'den 6 gel. 18. Yeni orta nokta 18 oldu şurada. Heh, şimdi daha iyi oldu. Kayma ne kadar? 3 santim. Diyor ki ipin orta noktası ipin 1 bölü kadar kaymıştır. İp başlangıçta 30 x'te. 30 x'in 1 bölü 10'u nedir? 3 x. Gerçekten de 3 x santim kaydı. Doğru. Arkadaşlar umarım anlıyorsunuzdur. Vallahi bu soruyu biraz karıştırdım. Neyse sıkıntı yok. İpin uzunluğu 60 santim ise orta nokta 6 santim yer değiştirmiştir. Şimdi kayma miktarı neydi? 3x. İpin uzunluğu 60 santim ise yani 30 x 60 düşünürsen x ne olur? 2 olur. Orta nokta 6 santim yer değiştirmiştir. Orta nokta 3x yer değiştirmiştir. x 2 idi 3 kere 2 6. Gerçekten de 6 santim yer değiştirir. Doğru. İpin bir ucundan x santim kesilince orta nokta y santim kayıyorsa x eşittir 2 edir. Evet en başta söylediğim şey x santim kesiyorsan orta nokta x bölü 2 yer değiştirir. E o orta nokta y santim kaydına göre yani y santim yer değiştirdiğine göre bu y'ye eşittir. At karşıya x eşittir 2'ye o da doğru. E şıkkını yapıştırırız. Evet arkadaşlar şurayı tekrar söyleyeyim. Biraz önce buradaki hata şuydu. Buraya 1, buraya 2, buraya 3 deyip böyle böyle buraya 15, buraya 30 dedikten sonra Buradan altı kesince size 12 santimi gösterirken şöyle bir teknik hata yaptım. Burası 12. santim. 30'dan 6x geri gelince burası 24 xte Tamam mı? Böyle göstermem lazım. 12 ile 24 arasındaki fark 12x'tir. Dolayısıyla eski orta nokta buraydı. Şimdi 12 ile 24 arasında 12 fark var ya. 6 birim gidersen 12'den 18'e gelirsin. Yeni orta nokta 18. Eskisi 15. Aradaki fark 3x'ti. Böyle göstermem lazımdı Birden benim kafada gitti Ya buradan 6 geldim Yanlış yaptım Buradan 6 gelince 30'dan geriye gelmem lazımdı Uçuruyoruz ve arkadaki soruya geçiyoruz Yandaki tabloda Bir otomobil fabrikasında üretilen 3 modele ait Araç sayısı ve üretilen araçların Arıza verme oranını göstermektedir Tablomuz bu araçlar ABC Üretilen araç sayısını vermiş Arıza verme oranı da burada C modelinden üretilen araç sayısı Bu fabrikada üretilen tüm modellerin 1 bölü 2'si kadardır He, C bütün modellerin yarısı kadarmış. Bu üç modelden toplam 50 araç arıza verdiğine göre bu da önemli. A modelinin arıza vermeme oranı nedir? Şimdi arkadaşlar şu bilgi çok önemliydi. Neden? Çünkü C modeli üretilen araçların toplamda yarısı kadar mı? Evet toplamda yarısı kadar. C yarısıysa şu ikisi de toplam diğer yarıyı oluşturur. Peki diğer yarı ne kadar? Toplayalım 7. 77. Diğer yarısı 77 ise C de onlar kadardır. O da 77'dir. Güzel. Böylece C'yi buldum. E C 77 araç. Bunun 1 bölü 7'si kadar arıza veriyor. 77'nin 1 bölü 7'sini bulalım. Tabii ki 1 bölü 7 ile çarpıyorum. 7 ile sadeleştir. 11. 11 ile 1 çarp. 11. 11 tane arıza vermiş. 32'nin 1 bölü 4'ünü bulalım. 4'e böl 8. 8 araç arıza vermiş. Şimdi buraya gelelim. Arıza veren toplam araç sayısını 50 dememiş miydi? Evet. 11. 8 ne yapar? 19. E ben toplam 19 tane arıza yapan araç buldum. Toplam 50 olmalı. Kalan 31 araç. Demek ki A, A, markasında. Böylece toplayınca burası ne yaptı? 50 tane arıza yapan araç yaptı. Şimdi arıza verme oranı ne diyor? A'nın arıza vermeme oranı. Vermeyenler. Şimdi A'dan 45 araç üretilmiş. 31 tanesi arıza vermiş. Bayağı. Arıza vermeyen kaç tane? 14. 14 tane arıza vermeyen var. Bölü. Bütün araçları kaç taneydi? A'nın 45. 14 bölü on, e, 45 lira arıza vermeme oranı. Bu kadar basit. Güzel değil mi? Aslında bir dikkat sorusu. Şurayı ve şurayı iyi anlayıp tabloda yerine koyacaksınız. Hepsi bu kadar. İşte en bomba soruya geldik. Bak ÖSYM bunu sorar. ö s y, M. bunu sorar. Bir de kalp için alalım. Neden? Buradan verilerle biz bir tablo üreteceğiz. Sonra o tablodaki e, sayılarla çat cevabı yapıştıracağız. Bir kiralama şirketinin filosunu oluşturan otomobil ve kamyonların renkleri beyaz ya da siyah renklidir. Burada otomobil var, kamyon var. Renkler beyaz ya da siyah. Tamam kafaya oturttum. Filoda toplam 180 araç bulunmaktadır. Otomobillerin 1 bölü 4'ü beyaz renklidir. Filodaki araçların 2 bölü 9'u kamyonettir. Filodaki beyaz renkli otomobillerin sayısı siyah renkli kamyonetlerin sayısının 5 katıdır. Bu verilenlere göre beyaz kamyonet sayısı siyah otomobil sayısından kaç eksiktir. Hadi bunu çözmeye bir dene bakayım. Ben şimdi sana... Bunun çözümü nasıl olduğunu anlatacağım. Bak tablo yapıyorum. Buraya diyorum ki otomobil. Otomobil. Buraya da kamyonet. Buraya beyaz. Buraya da siyah diyorum. Kesişimlerini tabloya yazacağım. Ve şunu unutmuyorum. Bilgim bana ilk başta dedi ki filoda toplam 180 araç vardır. Otomobil ve kamyon toplam 180 adet. Bunu hemen yazdım. Peki otomobillerin 1 bölü 4'ü beyaz renktedir. Şimdi beyaz otomobil 1 bölü 4 ama bir bilgi yok elimde. Veri yok. Buradan başlayamam. Yani ilk bilgiden başlayamazsınız bazen. İkinciye geçelim. Filodaki araçların 2 bölü 9'u kamyonettir. Oh be süper. 180 araç vardı. Bunun 2 bölü 9'u kamyonet. 2 bölü 9'a çarpıyorum 180'e. 9'a böl 20. 2 ile çarp 40. Demek ki filodaki araçların 40'ı kamyonet demekmiş. Kamyonet 40. Bak şu iki sütun. Beyaz ve siyah ya. Beyaz ve siyahların toplamı 40. 180'den 40'ı kamyonetse bak kamyonet 40 olduğu için otomobil 140 olur. Otomatikman buldum bunları. Güzel. Şimdi şurada 140 burada 40 araç olmalı. Hala renge girmedim. Ee, tekrar buna dönüyorum. Otomobillerin 1 bölü 4'ü beyaz renktedir. Otomobil sayısı 140'da. Bunun 1 bölü 4'ünü bulalım. 4'e böl 35. 1 ile çarp 35. İşte buldum. 35'miş. Beyaz renkli olanlar 35. Otomobil ve beyaz toplam 35. Peki otomobil toplam 140 ise 35 buradaysa 140'tan 35 çıkar. 105 de burada. Demek ki siyah otomobil sayısı da 105. Güzel. Filodaki beyaz renkli otomobillerin sayısı siyah renkli kamyonların sayısının 5 katıdır. Şimdi beyaz renkli otomobil sayısı 35 değil miydi? Siyah renkli kamyonların 5 katıysa siyah renkli bir kamyon kaç tane vardı? Tabii ki 7 tane. Çünkü 7 kere 5 35'i verecek. Siyah renkli kamyon. Siyah ve kamyona 7 tane yazarsam toplam 40 kamyon vardı. 7'yi çıkar. 31 tanesi de beyaz kamyon olur. Kesişim burası. Süper. Her şeyi buldum. Ne istiyorsun söyle. Beyaz kamyonet sayısı siyah otomobil sayısından kaç eksiktir? Beyaz kamyonet sayısı siyah otomobil sayısından kaç eksiktir? Aradaki fark kaçtır arkadaşlar? E, 105'ten 31'i çıkarın. E, 4, 7, 7, Pardon çıkaramadım. Par şu yanlış yaptım. 7 40'tan çıkarsan 33 yapar. Allah'ım nasıl işlem hataları yapıyorum ben ya. Bu ikisini toplamı şimdi 40 yaptı. 105 ile 33 arasındaki fark kaçtır? 72. Yapıştır. B şıkkını. Güzel soruydu. Önemli olan şu bilgileri tabloya aktarabilmekti. Fırlatıyorum ve senin için çok güzel bir soru hazırladım. Bakın arkadaşlar bu soru çok güzel. Neden çok güzel? Çıkabilir. Bunu aslında dersin içinde çözecektim. Ya dedim soru çok güzel. Arkadaşlar ilgilensin. Şimdi sıralardaki kişi sayısı önemli. Ee, i̇sterseniz bir okuyayım. Muayene olmak için hastaneye giden Aslı sıra numarası aldığındaki aşağıdaki hesabı yapmıştır. Eğer önündeki iki hasta muayene olmadan sıradan ayrılırsa önündeki kişi sayısı arkamdaki kişi sayısının bir bölü ikisi olacaktır. He şunu diyor bak. Bu Aslı olsun. Şu. Tamam Önündeki kişi sayısından iki tane eksilirse önünde kaç kişi olsun? Mesela x kişi olsun. 2 kişi eksilirse, önündeki kişi sayısı, arkasındaki kişi sayısının 1 bölü 2'si olacakmış. Yani bundan x kişi çıkardığın an, x eksi 2 kişi olduğunda arkasındakinin 1 bölü 2'si oluyor. Yani arkasında bunun 2 katı var. 2 x eksi 4. Sayarken bu var. Bu var. Bir de aslının kendisi var bir kişi. Buna göre denklem kuracaksın. Sonra diğeri eğer arkamdan iki kişiye sıra verirsem önümdeki kişi sayısının arkamdaki kişi sayısına oranı bir olacaktır. Yani önümdeki kişi sayısı arkamdakine eş, eşit olacak. Ne zaman? Eğer arkamdaki dört kişiye sıra arkamdaki 4. Arkadaki dört kişiye sıra verirseniz arkadaşlar sıradaki toplam kişi sayısı değişmez ama bu aslının önündeki kişi sayısı 4 artar, artar, arkasındaki kişi sayısı 4 azalır. Buna dikkat edin. Hadi bayağı ipucu verdim. Lütfen bunun da çözümünü yapıp yorumlara atın arkadaşlar ve şunu söylüyorum. Matematik soru çözerken öğrenilir. Problem serimiz devam edecek. Bol bol soru çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.